Allah'ım bayılacağım galiba. Vav vav vav. Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. Oyuna bir adet yeni katil, bir adet Survivor, bir adet de map geldi arkadaşlar her güncellemede olduğu gibi. Katilimiz gördüğünüz gibi The Legion. Katilin özelliğini birazdan ekiple birlikte zaten göstereceğiz sizlere. Aynı zamanda da perklerini falan filan deneyeceğiz. Fakat şimdi hem katilin hem Survivor'ın perklerini açıklayayım. Ardından oyun içinde zaten göstereceğiz arkadaşlar. Katilin ilk perkü Discord Dance perkü arkadaşlar. Eğer 2 veya daha fazla Survivor tek bir jeneratörü yapıyorsa o Survivor perkünüzün seviyesine göre 8, 10 veya 12 saniye boyunca size sarı bir şekilde gözükür arkadaşlar. Yani sarı bir ışık şeklinde yanar. Bir diğer perkü Mad Grid perkü arkadaşlar. Katil birini düşürüp hani kanca asmak için sırtına alıyor ya. Birini sırtında taşırken diğer Survivor'lara yaptığınız her bir atakta arkadaşlar hani bekleme süreniz olmuyor. Hani normalde ıskaladığınızda katilin bir bekleme süresi oluyor ya, yaklaşık bir saniye falan miss attığınızda. İşte bu bekleme süreniz olmuyor ıskaladığınızda birini sırtınızda taşırken. Aynı zamanda birini sırtınızda taşırken eğer bir Survivor'a hasar verirseniz sırtınıza taşıdığınız kişinin wiggle süresi 2, 3 veya 4 saniye perkünüzün seviyesine göre duruyor arkadaşlar. Body block dediğimiz şey biliyorsunuzdur hepiniz. Katil birini taşırken hani arkadaşınız wiggle yapsın diye önüne sırayla geçiyorsunuz, vuruyor vuruyor vuruyor. En son 2-3 kişiye vurduktan sonra hani arkadaşınızı kurtarmış oluyorsunuz katilin sırtından. Bunu önlemek amacıyla yapılmış bir perk olduğunu düşünüyorum ki zaten öyle sanırım. Hani sonuçta önüne body block yapmaya geleceksiniz, size vuracak fakat arkadaşınızın wiggle süresi 2 saniye boyunca durmuş olacak. Hani bir kazancınız olmayacak. Son perkümüz Iron Maiden perk arkadaşlar. Dolapları perkünüzün seviyesine göre %30, %40 veya %50 daha hızlı açarsınız. Aynı zamanda bir Survivor diyelim dolabın içine girdi ve geri çıktı. 4 saniye boyunca size gözükür ve 15 saniye boyunca tek yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar, katilin perkleri bitti. Şimdi sıra Survivor'ın perklerinde. Gördüğünüz gibi Survivor'ımız mağaradan kaçmış bir Survivor. Jeff Johansen adlı Survivor. Açıkçası şimdi Wikipedia'sına baktım ve Kanadalı olduğunu okudum. Fakat ismi bence İskandinav ismi, özellikle İsveç ismine çok benziyor. Ama Kanadalıymış. Şaşırdım açıkçası. Bu gereksiz bilgiyi de sizlere vermiş oldum. Survivor'ımızın ilk perkü Breakdown perkü arkadaşlar. Kancadan birini kurtardığınızda veya birisi sizi kancadan kurtardığında arkadaşlar perkünüzün seviyesine göre katili belli bir süre boyunca görebilirsiniz. Yani aurasını belli bir süre boyunca görebilirsiniz katilin. İkinci perkümüz Aftercare perk arkadaşlar. Bu perk biraz takım içi yardımlaşmayı artıracak bir perk arkadaşlar. Olay ise şu. Takım içi yardımlaşmalarda, yani bu çok genel bir kavram oldu. Bunu biraz özele çekmek olursa işte heal'lama, birisini heal diyorsunuz veya o sizi heal diyor. Birisini kancadan alıyorsunuz veya o sizi kancadan alıyor. Bu tarz takım içi yardımlaşmalarda arkadaşlar o yaptığınız kişi veya sizi yapan kişinin aurasını görebiliyorsunuz maç boyunca. Yani bir metre sınırı yok sanırım. Hani map'in neresine giderse gitsin görebiliyorsunuz. Yanlışım varsa düzeltin yorumlarda. Fakat tekrar kancaya asıldığınızda bu perk devre dışı kalıyor arkadaşlar. Yani o gördüğünüz kişiyi artık göremiyorsunuz. Kurbanımızın son perkü Distortion perk arkadaşlar. Oyuna 3 adet token ile başlıyorsunuz. Ve katil sizi her gördüğünde arkadaşlar perkünüzün seviyesine göre 6, 8 veya 10 saniye boyunca ayak iziniz gözükmüyor. Her katil sizi gördüğünde ve ayak iziniz gözükmedikçe bir tokeniniz düşüyor yani doğal olarak. Böylece yani 3 kere katil sizi gördüğünde 6, 8 veya 10 saniye boyunca ayak izinizin gözükmeme hakkı var. İlk defa arka arkaya bu kadar uzun bir cümleyi söylerken kesilmemenin gururunu yaşıyorum arkadaşlar. Yemeyeceksin herhalde videoda onu inşallah. Yerim, sana ne? Doğru. Yalnız karakter sana çok yakışmış bu. Ağzım yapıştı. Karakter sana çok yakışmış diyor. Eşit mi dedim ya, aynı şey. Ama harbi sana çok benziyor. Böyle mağara adamı ya, o yüzden dedim. E mağara mı adam? Mağara... İyi bakalım bu ya. Ne olacak? Türkçe lan, Türkçe 30 yıldır olmuştum. Gerçekten iyi ki YouTuber değilsin ama olacaksın. Buradan duyuruyoruz arkadaşlar İbo YouTube kanalı açan. Yorumlara spam istiyoruz. İbo abi YouTube kanalı aç, spam'i istiyoruz. İşte İbo sizleri kıramaz. Çünkü onlar kraker değil. Çıkmıyor. Montajla attım bunu. Oyy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 
abi geldim anasını sattım. Selamünaleyküm. Bir şey yapabiliyor musun? Neredesin lan? Canımın içi. FPS oğlum ya. Map çok aynen bu arada FPS sıçıyor. Yeni map'ler niye böyle? Şimdi ya? videoda konuşabileceğiz inşallah. Biz kapatalım mı videoyu? Böyle biz çıkalım abi sensin. Şimdi bana bir gözükmeyin. Gözüme gözükmeyin çok fena olursunuz. Önce bir map'i dolaşalım o zaman. Aa, açıkçası çok kızaklar. İyi. Oğlum bir sürü obje var lan. Kancalar. Kancalar değişik mi aynen? Kancalar. Bir... Abi map'i geziyorum şu an gayet güzel. Gardan adam falan var mı acaba? Gel bir gel gel lan. Onun merakıyla yanıyoruz şu an. Nereye geleyim? Özel gücümü deneyeyim mi şimdi? Frenzy diyor. Allah'ım çektim içeri. Frenzy moddayım. Bunun bir sınırı yok galiba. Bir sınırı var mı? Aşağıda bir var var bak bitiyor. Varmış tamam evet anladım. Michael Myers'ın stalk şeyi var ya. Aha. Öyle bir bölümde oluyor.
İlla full dolmasına gerek yok. İstiyorsan fullleyip gidebiliyorsun. İstiyorsan hani çeyrek dolduğunda falan da küçük bir yere git, hızlı bir şekilde gitmek için de kullanabiliyorsun. Şu an fullendi. Oha. Uyuu. Gördünüz değil mi? Frenzy moddayken birine vurduğumda, iki kere vurduğumda düşmüyor değil mi? Olay bu mu? Öf, oğlum, çok iyi lan. Yalnız Frenzy moddan çıktığınızda böyle nörsün bir şey oluyor ya. Pee. Onu bir yaşıyorsunuz, haberiniz olsun. Tamam hadi şimdi beni bana vur. Tamam. O benim amına koyayım. Kovala onu, kovala. Vurum. Bir dakika şimdi vurma, vurma. Düşmedin değil mi? Bir ne olacak, bekle, ne olacak merak et. İki, bak iki kere vurdum, iki kere vurdum. Bak şu an mental diye bir şey geldi bana. Sürem bak, yarı yayında Ahmet benim. Üçüncüyü vursana bir. Bir dakika bak, bekle. Ben, İbo ben yıllanıyorum, sen yıllanma bak. Ben de şu an değişik yıllanıyorum, fark ettin mi? Bu normal yıllanma evet, değil. Evet evet değil bu. Ne yapıyor lan? Dikiş dikiyor galiba. Şu an kendisini dikiyor gibi bir şey yapıyor. Allah'ım bayılacağım galiba. Yapmayınca bak, da bayılıyorsun. Şimdi bak şunu deneyeceğim. Aynen. Bir dakika. Ben peki burada üçüncüyü vursa ne oluyor? Üçüncüyü, dördüncüyü falan. Altında bir barın var ya senin. Üçüncüyü vurduğum zaman sanırım ölme süren azalıyor, anladın azalıyor mı? O bar düşüyor kanka. İşte aynen, ha, düşüyor. Aynen o vurdukça o bar düşüyor. Şimdi bunu bu bir daha deneyim. Vursan, bu halimle vursan ne olur mesela? Şu an mesela bak bir daha vurayım. Bak o bar geldi, bekle bir daha vuracağım. Bak bar yarıya, aynen, yarıya düştü. Bir daha vuruyorum. Ha, vuramadım, bir dakika bekle. Evet. Evet, tamam, tek amacı bar düşürmek benim abi. Aynen, bunun sonu belli. Özetliyorum, Frenzy modda geçerken paletlerden veya da işte volt atabileceğiniz yerlerden çok hızlı bir şekilde, aynen şu şekil gösteriyorum. Ama kıramıyorsunuz. Geçebiliyorsunuz ama aynen geçerken kıramıyorsunuz paleti bu moddayken. Atlayabiliyorsunuz sadece. Onun harici bu moddayken bir Survivor'a yaklaşık 4-5 kere vurmanız gerekiyor direkt düşürebilmek için. Onun harici işte o şekil canını azaltıp barı azaltıp tamamen peşinde kovalayıp kendisinde direkt neydi o? Brook neydi? Bir tane perk vardı ya. Borrowed Time. Borrowed Time'daki gibi eceline bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz özetleyelim. Şimdi onun perklerine geçelim. Neydi perkleri? Mesela biz iki kişi İbo ile bir tane jeneratör yaptığımızda sana parlaması lazım. Çök 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 çök. Aynen. Şu an bir şey gözüküyor mu? Aha. Sarı patladı jeneratör. Şu an sapsarı yanıyor ve işte jeneratör patlatmışsınız gibi bir imleş yandı. Full mü görüyorum? Peki bu doluyor mu? Sapsarı hayır, şu an sapsarı gözüküyorsunuz. Bitti şu an. İki kişi yapmaya devam mı ediyorsunuz? Yok, bıraktık şu an. Bir tek ben yapıyormuş. Şu an iki. Bunun süresi var mı? Bitiyor mu? 12 saniye boyuncaydı. Bir bırakmasanız ha. Bir devam edin. Şu an komple sarı yanıyor, haberiniz olsun. Tekrar tekrar patlıyor mu hiç? Evet, patlıyor. Kanka ben sürekli jeneratörü bırakıp tekrar yapıyorum. Geliyor mu bak şu an? Patlıyor mu tekrar tekrar? Patlıyor evet, ha patlıyor. O zaman bu tek yaparken gözükmüyor mu? Sınırsız mı bu? Bu ne? Bu çok OP değil mi lan? Değil mi? Fazla OP bu arada. Tek kişi yaparken görünmüyor mu? Tek kişi yaparken görünmüyor kanka. 2-3'te gözüküyor. 2 ve daha fazla Survivor eğer bir jeneratörü yapmaya oturursa jeneratör sapsarı yanıyor ve oturdukları zaman işte bir patlama efekti geliyor sanki yanlış yapmışsınız gibi. Bir kere dolapları daha hızlı açıyorsun bundaki. Açayım. Ne yapıyorsun lan? Saniyesinde oldu. Göremedim lan. Bir daha açayım, göremedim şimdi. Şimdi mesela İbo dolaba gir. Neden İbo? Ahmet ya valla komik ha bu. Hadi görüşürüz. Evet, görüşürüz dolaptan alma Ahmet. İbo çık. Almayın mı? Çık İbo. Bir dakika ben şuraya geçeyim mesela. Şu an expose ölüm yanıyor mu İbo sağında? Sağımda ölüm yanıyor. Süresi İbo, gidiyor. İbo'ya bir tane düz vursana Ahmet. Bu mu İbo? Aha. Tek yedim. Yalnız kandırıldık. 4 saniye boyunca hani gözüküyordu bu bana? Sen bir gir. Ben bir biraz uzakta durayım bak, tamam mı? Mesela işte tamam şu an açınızda değilim. Çık. Gittim. Tamam. Expose. Şöyle. Çık ha. Yani çıktığın yer gözüküyor sadece. Hani normalde devam edince de gözükür ya. Ha, hangi dolapta olduğunu. Aynen aynen aynen. Sadece bir ışık veriyor. Hadi şuraya git. Seni atıyor ortama. Ama o 4 saniye boyunca gözüküyor herhalde. Aynen 4 saniye boyunca gözüküyor. Sonra da 12 saniye boyunca veya da perkünüzün seviyesine göre işte o kişiye tek atabiliyorsunuz. Ahmet İbo'yu sırtla. İbo? Hangisi sen anne? Oğlum hangisi? Bak, şu şey arkadaki. Bak. Yapma lan. Ahmet. Sus lan. Yavaş ama. Ağır adam yoba sus lan. İbo, bir Ahmet bir havaya vur. Oy oğlum şuna bak. Beyler görüyorsunuz mu? Geri git ona kadar seri lan. Oğlum. Çok iyi lan. Bu Berk'in özelliği. Bir de İbo Wiggle yapmaya devam et şu an. Durdun mu? Yapamıyorum. Tamam.
Bak ben bunu az önce de açıkladım. Body block için çok etkili bir perk bence, değil mi abi? Yani engeller bayağı. Bayağı engeller. Hatta bence bitirir, ortadan kaldırır bu perk. Söyleyeyim. Salak salak iş yapma, tamam mı? Hep beni sikiyorsunuz ya. Sus lan. Sikeceğim rehberinizi ha. Salak. Oğlum bunun bir süresi sınırı yok mu? Ha. Bir şey diyeyim mi? Survivor'ı sırtıma alıp kovalarım oğlum herkesi. Aa kırıldı lan. Tamam onu sonra göstereyim. Şaktırmayın da ya öyle bir şey yap. Onu göstereceğiz birazdan. Nerede yapacaksın abi? Rating yazabiliyor. Göstermeyin onu şimdi. Yapıyorum beyler. Hadi bakalım. Hadi. Hop dodge ananı sikeyim. Kırat lan. Ananı sikeyim. Oy. Ben oha bir daha aşağı çekti. Eziyet çektirmeye. Aslında güzel dodge'ladım da. Yani biraz çabaladı en azından hayatta kalmaya evet, denedim. Yani. Biraz eziyet çektirdi gibi. Başta şeyine, bileğine, sonra ayak bileğine. En son galibini söyledi. Galibine ve skin'e kadar çekti. Ya orta evet. Bağırsaklar falan döküldü hep yani. Yarın. O zaman ben... Aaa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 
Gelişe bak Allah'ın belası. Geldi lan. Yalnız bu yaptığın senin için iyi olmadı ha. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bu ne ya, bok mu diye böyle elime bak. İki tane perk'i aynı anda göstermiş olacağız bu sayede. Perk'lerimiz neler Muhammed Bey? Şimdi ilk perk'ümüz kancanın kırılması. Alıyorum. İbrahim Bey alın beni. Adına. Alıyorum. İkinci perk'ümüz de birbirinizi... Kırıldı. Şimdi birbirinizi görüyor olmanız lazım. En azından kurtaran kişi görüyordur. Evet. Evet görüyorum. Ben de görüyorum. Bir dakika bayağı bir uzaklaşım. Ne kadar görüyorum? Sonsuz. Görüyorum. Map'in sonsuz. Neresine gidersen git yani. Görüyorum. Aynen. Hala görüyorum. Tamam. Perk'ü özetliyoruz arkadaşlar. Kancadan birini aldığınızda veya biri size aldığında kanca kırılıyor. Bu ilk perk. Zaten anlatmıştım başta. İkinci perk de o aldığınız kişi veya sizi alan kişi sizi map boyunca görüyor. Sınırı var mı? İyileşene kadar mı? Tekrar kancaya asılana kadar. Bam 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 bu. Bık bık bık. Bam bam bam. Bam bam bam. Danışma lan. Oğlum kafaya vuruyor ya bir de. Ne yapıyorsun lan kabat diye böyle. Senin ağzını... Yarayım mı? Çok acımasızsın o yani böyle. Kesi kendi masasını koysan. 9000 puan be. Orayı be. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. Eğlenceler.